Kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız bizler çok şükür iyiyiz. Gözlerim bulanıyor. Şimdi size dışarıdaki havayı göstermek istedim arkadaşlar. Yayla tarafı çok sislenmiş. Onu bir size çekeceğim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Yayla tarafı ne kadar sisli. Bakın Niksar'a doğru sis yok. Ama hava o kadar soğuk, o kadar bozuk. Buz, buz, buz arkadaşlar. Ama yayla tarafı sisli. Sabah daha sisliydi de alacakaranlıkta çekemedim. Şimdi dedim çekeyim, baktım sis. Herhalde toplanıyor mu, ne yapıyor yukarı doğru. Böyle arkadaşlar. Arkadaşlar buraları sildim. Bu üstünü duru bezine duruladım. Şimdi altını duruyoruz. Yani uzun uzun çekmek de istemiyorum arkadaşlar. Sizi de usandırmak istemiyorum. Buralara şu kolili şeylerimden koyacağım. Bardaklar, borcamlar. Yorgunluktan konuşamıyorum da. Lafımı da getiremiyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. O kadar yorgunum ki. Ay, kollarım bile nasıl acıyor. Şurayı çıkaramadım ya. Niye? Şuradan mı sıkayım? Nasıl kullanmışlar ben anlamıyorum ki. Çıkmayın. Ne lekesi olduysa. Çıkmayın. Bir de bir şey öyle kaygan bir şey değil. Pütürlü bir şey. Demek ki içine işlemiş. Çıkmayın. Arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar, internetimiz de çok şükür bağlandı. Modemimiz bu. Bizim kendi modemimiz var dedim. Gelen arkadaşlar dedi ki bu modem dedi altyapısı olan yere dedi uymuyor dedi. Bir sürü de kabloları var ya. Bir de şu kabloyu dedi çok dikkatli kullanın dedi. Eğer dedi en ufak bir kırılma olursa dedi olmuyor dedi. Hep yeniden yenilenmesi lazım dedi. Bu binada bütün dairelerde arkadaşlar telefon çekmiyormuş. Nasıl olur dediler. Burada dediler telefon çok güzel çekiyor dediler. İnternette çeker mi dedim. Telefon çektikten sonra internet hayda hayda çeker dediler. İşte orası çok çok iyi. Çünkü bizim işimiz de internetle. Merve modemi değiştirmesinler dedi ama söyledim adamlara. Olmuyor dediler. Bir sürü de kabloları var. Yani bir şey bilmeseler demezler. Ya buradan dediler çıkarken dediler. Bu modemi dediler. Geri iade etme şeyiniz var dediler. Başka gittiğiniz evde dediler. Bu altyapısı olmayan yerde kendi modeminizi kullanabilirsiniz dediler. Bu modemi de buraya değil de Niksar'a değil de Erbaa'ya veya Tokat'taki Türk Telekom'a iade etme şansımız varmış arkadaşlar. Bunu da buradan iletmiş olayım. Bu dolabı da arkadaşlar şu en üstüne cam kolili bardaklarımı hep koydum oraya. Onları hiç kımratmayacağım. Çok lazım olmadığı sürece orada dursunlar. Aşağısına da parmağım nerede kız? Düdüklümü falan koydum. Elime geçeni koydum da. Sonra şey yaptıkça daha da yerleştireceğim arkadaşlar. Sırf ortadan kalabalık kalksın diye bu kadarca şey ettim. Baksanıza arkadaşlar yine biraz şey ettim ya. Boşalttım burayı. İşte bulaşık makinem olsaydı daha çabuk yerleşirdim de. Bulaşık makinem olmadığı için elimde anca bu kadarca yapabiliyorum arkadaşlar. Bugün de hava bir soğuk. Çarşafımı da şuraya astım. Hava soğuk olduğu için balkonu işte biraz boşalttım.
Yavaş yavaş anca bugün biraz daha iyiyim arkadaşlar. Kendimi iyi hissediyorum. Yoruldukça da gider biraz dinlenirim. Ne yapayım? Yapacak bir şey yok. Kızlar bu kadar bulaşık nasıl yıkanacak? Çok gözümde büyüyor. Erol'u aradım açmadı o da. Ne yapayım ya? Oy oy. Oy karametli başım oy. Süngerim nereye gitmiş kız benim? Vallahi gözüm de görmüyor ha. Aha buradaymış. Vallahi ya. Nasıl yıkanacak bu bulaşıklar? Of. Öyle böyle yıkayacağız işte arkadaşlar. Ne yapayım? Makinem olsaydı işte hepsini dizerdim. 3-4 makinede yıkardım. Ama şimdi elimde uğraşacağım işte. Yapacak bir şey yok. Önce şu kartakları bir yıkayalım. İnşallah kırıp da elim ayağımı da kesmem. Yok ya, makine güzel oluyor vallahi, gözünü seveyim. Vallahi billahi arkadaşlar. Makinelerimizin kıymetini bilelim. Ama benim makineme daha kaç sene oldu, 10 seneden fazla oldu. Vallahi yine iyi dayandı. Hiç rengi mengi hiçbir şey solmadı. Ben bazı makineler görüyorum. Evlere gidince gezmeye. Makinenin rengi mengi değişiyor. Ama benim makinemin rengi de değişmedi. Su soğuyana kadar biraz yıkarım arkadaşlar. Dinlene dinlene yapıyorum. Ne yapayım ki? Eğer dinlenmezsem bir anda çöküyor. Vallahi. Orada kendimi çok yordum ben. Çok. Bir anda ortaya çıktı. Hemen apar topar topladı. Buraya gelince gücüm kuvvetim kalmadı daha. Ama olsun. Evimizde değil yani. Güzel. Yorumlarınızı da çok çok beğendim arkadaşlar. Hepinizden Allah razı olsun. Allah'ım böyle güzel, daha güzel evleri hepimizin Allah kendine versin. Kendi evimiz olarak versin ya Rabbim. Olmayanlara. Kurban olduğum Rabbim. Daha güzellerini nasip etsin. Takusu makusu kendimizin olsun. Olanlara da Allah güle güle oturmak nasip etsin. Arkadaşlar. Ama yok yok. Allah'ım herkesin kendine versin evi vallahi. Çok zor oluyor. Çok. Kiracılık gibi ben illet bir şey görmedim. Vallahi. İyisi var, kötüsü var. İşte böyle kötüler insanı yerinden, yurdundan, kış günü ediyor. Yapacak bir şey yok. Kendi evim olsa işte rahat rahat otursun. Kendi evim olmayınca. Ya ben onun lafıyla yine şey etmezdim. Onun gümbürtüsüyle bilmem neyine. Ama ev sahibi hiç yapamadı. Hiç. Gerçekten yapamadı arkadaşlar. Ortada fon yok, yumurta yok. Birbirimize bir şey dediğimiz yok. Bir de bu inşaat yapılırken binada kimse yoktu. Bir benim üstümdeki vardı, o da yayladaydı. Zeynep Hanım dedi. Kendisi de rahatsız. Midesi yok. Zeynep Hanım dedi. Ben dedi yukarıdan aşağı dedi temizleyeyim dedi. Sen dedi abi aşağıları dedi yap dedi. Merhamet ettim. Merhametten maraz doğdu arkadaşlar. Yapacak bir şey yok.
Hanusaki en pis olan yerde giriş yeriydi inşaatta. Bir de bir kapının önünü yığıyorum diye iç tarafı yani. Bizim çelik kapının önünü hep çelik kapıyı ıslattı. İyi ki onu söylemişim ha. Vallahi ya yoksa bizden bilirdi. Ben öyle şeylerde çok titizimdir. Eve girdiğimiz zaman nerede ne varsa onu hemen ev sahibine bildiririm. Ki bizden bilmesin. Gerçekten o yönde çok hassasımdır yani. Arkadaşlar bir korktum, bir korktum, bir korktum. Nasıl korktum hem de biliyorsunuz mu? Balkona çıktı sandım ya, kapıyı açık bıraktım unuttum sandım, kaçtı sandım ya. Çok korktum. Yatağına bakıyorum, yatağında yok. Odalara bakıyorum, odada yok. Balkonlara bakıyorum, balkonda yok. İkisinde de. Tuvalete bakıyorum, orada da yok. Sen niye öyle yapıyorsun ki beni korkutuyorsun ya? Ay nasıl korktum, nasıl korktum. Sen git bizim yatağa gömül. Nasıl korktum bir arkadaşlar ya. Uf. Kapıyı da açık bırakmıyorum. Kilitliyorum, anahtarı üstünden çıkarıyorum. Açar da gider diye. Nerede bulayım ben buralarda? Vallahi billaha nasıl korktum ya. Ay. Çok fena oldum. Sen niye her zaman benim peşimde gezerken şimdi kayboldum pıtadana? Beni ötten yürekten ettin. He? Aha dedim ya, balkondan attı kendini ya bir şey oldu dedim arkadaşlar. Ne kadar korktum ya. Her yere bakıyorum yok. Onu da yatağa öyle bir girmiş ki içinde olduğu bile belli değil. Niye sen böyle yapıyorsun? Neredeyse Buğra'yı arayacaktım. Allah'ım ya Rabbim ya. Bir daha böyle bir şey yapma, tamam mı? Ha? Beni korkutuyorsun. Bana bir şey olursa sana kim bakacak? Bana bir şey olursa sana kim bakacak? He? Onlar çalışıyorlar. Sana evde kim bakacak o zaman? Yapma bir daha, tamam mı? Şimdi ben çıkayım, beni tut, tamam mı? Ama düşmeyin bak, buralar hep cam. Vallahi cam düşersen bir yerlerimi keser. Çok sıkı tut, tamam mı? Ne yapayım arkadaşlar ya, hiç değil. Peşimde olduğu zaman şey etmiyorum, aklım kalmıyor. Bir anda evde bulamayınca çok korktum. Korkuttu beni. Ne ya? Çok sıkı tut ha. Vallahi gümbür gümbür iner aşağı. Ucum da yetmez. Ya da baharatlıklarımı koru. Güzel olur. Dur ineyim de şu bezimi bir daha yıkayayım. Aferin sana. Bak benden kocaman bir aferin aldın. Gördün mü? Evet arkadaşlar, bakın şimdi kombiyi size gösteriyorum. Şu an su 17 derece gösteriyordu. Aslında 17 derece değildi. Ne kadar çıkartmıştım bunu? 55 derece. Şimdi şu da peteklerin şeyi herhalde. Şuna tıkladım. Bunu da 55 derece yaptım. Ondan sonra şöyle. Şurada şeyler var. Buralar ışık değil tabi. Ben ışık getireyim mi? Getir. Senin flaşını getireyim mi? Getir getir. Bunların hepsi bak çok karanlık. Flaşı var mı acaba bunun? Ha, flaşını açtım. Tamam, getirmeye gerek yok. Bunlar kapalı bana herhalde arkadaşlar. Şundan bir tanesini açıverdim. Şu alttakini de açmam gerekiyor mu acaba? Şunu da açayım.
Çünkü bu borular devir daim yapması gerekiyormuş ki öyle ısınacakmış. Bir tanesini böyle deneyeceğim bakalım. Doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım? Sizlerden yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Yok yok, hallettik. He? Yok, şey flaşını açtım ya. Güzel oldu. Yani böyle açık değil mi arkadaşlar vana? Bu şekilde kapalı Şu bir olması lazım. tanesi. İşte bir tanesini açtım. He, O bakayım da nasıl herhalde ısınacak. mutfağı açtım arkadaşlar. En yakın şey mutfağın oluyormuş. Zaten buraya doğru gittikçe ısı daha geç Öyle yayılıyormuş. mi? En baştakine daha çok ısı gidiyormuş. Hep Ha. araştırdım. Doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım? Yorumlarınızı bekliyorum kızlar. He. Değil mi? Evet. Evet. Aa bak ışığı nereden açtın? Hangi Ama şeymiş? şuradan açtım. Ha, oradaymış he mi? Hadi Bizde arıyor. öğreneceksin. Şuraya bakıyor bizde. O Meğersem prizmiş. Nerede? Bak bir şeymiş priz de bir. şurada var. Anam her yer priz çok şükür. He ya. Ne Vallahi. ya? Vallahi hava Yazın da altında soğuk. çıkan ütülerimi yaparım nerede? Evet, aynen Var öyle mı ferah ya? ferah. He. Aynen öyle Gerçekten. tombiş. Akşam vakti. Yeni işten geldik arkadaşlar. Şöyle de bir çekim yapayım sizlere balkondan arım. Ben sabahına yaptım, sisliydi. Ha, He, hava soğuk gösterdi. bugün soğuk. He, çok soğuk Değil hem mi? de. Evet. Anam, bayağı soğuk. He. İnternetimiz de çok şükür bugün bağlanıverdi. Hı. Vallahi billahi kaç gündürden belli. Geliyoruz Bakalım geliyoruz. nasıl çekecek He, geliyoruz Merve. geliyoruz dediler. Gelmediler. En sonunda ben de şehir müşteri hizmetlerini aradım. Şikayette bulundum. Ondan sonra bugün de sabahın kaçında? 11'inde falan geldiler herhalde değil mi? Ben İşte sen işe... aradıktan sonra geldiler. He, 10, 10 buçuk gibi He, falan hı. gelmişler. 10.30 Modemi de 11 gibi. değiştirmişler. He. Altyapısı olduğu için bu modem Bizim olmuyormuş ve normal şey olduğu için evet. o modem olmuyormuş. Hı. Altyapılı olduğu için başka He. modem Aynen öyle. Aman internetimiz bağlandı ya sağır gibiydi. taktılar. Bakalım Gıcık. Merve şeye YouTube'a He, yüklerken nasıl nasıl? yükleyecek? Telefonun çekimi çok güzel dedi. Bu He. binada kimsenin telefonu He, çekmiyormuş. çekmiyormuş. Öyle demiş He, anam. adam öyle dedi Bizimkiler bana. maşallah hepsi birden çekiyor arkadaş. Aha. Vallahi anlayamadım. Neyse, sizlere de artık burada veda edelim. Her zamanki gibi kapanışı yine ben yapıvereceğim herhalde. Seni Ben orada bekledim. anam beni bekliyor. Ne Ama yapsın? şeyi göstereceğim dedin ya. He. Neyse, çok da yoruldum bugün. Hemen aç karnımı doyurur, ondan sonra zıbara yatarım. Ay, misafirimiz gelecekmiş. Onu bekliyorduk. İlk misafirimizi dağınık dağınık karşılayacağız. Daha Yok canım o yerleşmedik öyle çünkü. birisi değil. He, daha Yok. yerleşmedik çünkü arkadaşlar artık hafta sonu Serpilcim. herhalde tam olarak yerleşebiliriz. Onu da tam emin Ama değilim Merve ben de ama. anca yorgunum He, zaten. tabii ki. He. Aynen öyle. Neyse bak Dinlene yine çenemi dinlene. uzattıkça uzatıyor. Koruyorsunuz değil mi kuru beni? Kız biraz da çenenden bana ver ya. Vallahi billahi neyse. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. En önemlisi de ne? Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olup beğeni yapmayı da unutmayın. Allah'a emanet olun.